güreş sahasına girdiğinden itibaren bitmeyen bir enerjiye sahip. Uzun süreli güreşlere dayanıklı. Hocam baktığımız zaman zaten güreş süreleri en az 50 dakika. Müthiş. Geçtiğimiz yıllarda Mehmet Yeşil'le 90 dakika süren bir güreşler oldu ki. 80 dakika süren bir öyle uzun süreli bir güreşleri oldu. Müthiş. Bir de ayrı bir değerlendirmek lazım bunun bu yapısını. Evet. Atletik bir yapısı var zaten. Yani, yani diğer güreşlerden gerçekten çok daha farklı bir fiziksel özelliği de var. Öyle. Yani geçmişe göre mukayese ettiğimiz zaman diyelim ki orta pehlivan ama bugün bakınız artık yani başa damgasını vuran bir İsmail Balaban ve Orhan Okulu. 125 kiloya gelen bir Recep Kara. 120 kiloya gelen bir Şaban Yılmaz'a baktığımız zaman bunları tahmin ediyorum ki bir de güreşin içerisinde kilo kaybediyorlar. Evet. Yani 100 kiloyla girdikleri zaman güreşe bitiminde mutlaka 5-6 kilo vererek kesinlikle o sahadan çıkıyorlar. Sıcaklık işte 40 dereceleri bulduklarını söylediler. Tabii o yağla birlikte o sıcaklık 50 dereceye dahi hissedilen sıcaklık 50 dereceye bile bulduğu ifade edilmişti Kırkpınar'la ilgili olarak. Şimdi Hamza Köseoğlu'nun güreşlerine baktığımız zaman birinci turda Ramazan Bircan'ı, ikinci turda Ekrem Yavuz'u, üçüncü turda Mehmet Yeşil'i, dördüncü turda Serhat Balcı 2011 yılının dünya ikincisi. Evet. Ve Minder güreşinde dünya ikincisi, İstanbul'da yapılan. Evet. Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde de İsmail Balaban'la müthiş bir güreşleri var. O da bir yerde 10 gün öncesi yapmış olduğu güreşin revanşıydı bu. Evet. Şaban Yılmaz'a baktığımız zaman sevgili Koray, birinci turda Kaan Kayı, ikinci turda Bay, üçüncü turda Serkan Serttürk, Göşem Altın'ın güreşçisi. Yarı finalde 2014 yılının Kırkpınar baş pehlivanı Fatih Atlı yeniyor. Evet. İki Samsun. Ve final, yani finalde de Orhan Okulu'ya. Evet, şu anda da izleyicilerimiz tabii kortej görüntülerini paylaşıyoruz kendileriyle. Orada Turgay Genci görüyoruz. Döşemaltı Belediye Başkanı Turgay Genci görüyoruz. Orhan Okulu'yu görüyoruz. Hemen yanında Orhan Okulu'nun antrenörünü görüyoruz. Kemal Yılmaz'ı. Evet, Kemal Yılmaz'ı görüyoruz. Kupayla beraber geliyor. Gerçekten arkada Ufuk Atalan'ı görüyoruz. İsmail Balaban'ı görüyoruz yine. Konyaaltı Belediyesi adına güreş hocalığı yapan Ufuk Atalan'ı görüyoruz. Gerçekten güzel görüntüler. Biraz isterseniz yine Kırkpınar'la ilgili bilgi vermeye devam edelim. Hocam 60'ı baş pehlivan olmak üzere 2197 pehlivan çayırda güreşti. Bu bir rekor. Türkiye evet. Adına bir rekor. Geçtiğimiz yıl 1969 güreşçiydi. Civarındaydı. Vardın. Yaklaşık mesai... 200 civarında bir güreşçi artışı görüyoruz. En çok kayıt yapılan boyda, 339 pehlivanla küçük orta boy küçük kategorisinde. Orta, küçük boy. Evet. 339 güreşçi. 656. Kırkpınar yağlı güreşlerine katılım rekoru kırıldı. Az önce belirttiğimiz gibi geçen yılda sizin de dediğiniz gibi 1969 pehlivan Kırkpınar'da güreşmiş. Evet. İsmail Balaban daha önce 2013 yılında az önce bahsettiğimiz gibi Ali Gürbüz'le finalde mücadele etmiş fakat kaybetmişti. Çünkü Ali Gürbüz'ü müsabakayı kazanmasına rağmen dopingle çıkması sebebiyle altın kemerin sahibi İsmail Balaban olmuş. İkinci kez altın kemerin sahibi oldu. Altını çizelim ama ilk kez güreşerek kazandı. Altın kemeri aldı. Güçlü rakiplerle eşleşti gerçekten az önce de söylediğimiz gibi. Recep Kara özellikle. Sizce ben Recep Kara'yı aslında sormak istiyorum. Geçen sezonun baş pehlivanıydı. Şimdi, biraz sürpriz oldu mu erken şimdi, turda gitmesi? Tabii ki onu şöyle de değerlendirebiliriz. Recep Kara 2004 yılında o sahaya girdi. 2004 yılında Ahmet Taşçı'yla işte asrın güreşçisi ya yani yağlı güreşin Cumhuriyet devrinin en büyük pehlivanı Ahmet Taşçı'yla bir güreşi var. 17. dakikada Ahmet Taşçı sırt aşağı yenen bir Recep Kara. Evet, kortej görüntülerine bakalım. Hemen bekliyoruz biz de burada. Sahne kuruldu. Kortejde şu an selamlıyorlar. Döşem halkını selamlıyorlar. Şu an itibariyle yine izleyicilerimizle paylaşıyoruz görüntüleri. Yaklaşık 2 dakika sonra belediye önünde kutlama töreni başlayacak. Kortejler tamamlanacak. Hocam tabii buradan sonra da Konyaaltı Belediyesi'nde bir tören daha yapılacak. Tabii birinci pehlivan, şampiyon pehlivan, baş pehlivan İsmail Balaban Konyaaltı ev sahibi olacak. Döşem altından sonraki yayınımızda Konyaaltı'nda devam edeceğiz. Bunu da izleyicilerimize aktaralım. İsmail Balaban 2013 yılının baş pehlivanı.
2014 yılının baş pehlivanı ikincisi, 2015 yılının baş pehlivanı üçüncüsü. Evet. İsmail Balaban 2016 yılında kürsüye yaklaşamadı. Ama 2017 yılında... Onun dışında müthiş bir istikrarı var gerçekten. Ve hocam siz de katılıyor musunuz bilmiyorum. Geçen sezon size dediğiniz gibi erken turlarda elendi ama... 32'de elendi. Haksızlık olduğu yönünde bir serzeniş oldu sürekli olarak. Tabii tartışıldı, tartışılır, hala da tartışılıyor o güreş. Ama tabii hakemlerin vermiş olduğu karar değişmiyor. Nihai karar tabii ki. Nihai karardır. 32'de kaybetmişti cumartesi günü Salih Erince. Tabii Salih Erince o güreşi kaybedince burada en çok sevinenlerden başında Recep Kara geldi. Evet. Neden? Çünkü Recep Kara ile İsmail Balaban'ın güreşi farklı geçiyordu. Geçtiğimiz yılın baş pehlivanı Recep Kara. Kesinlikle evet hocam katılıyorum. Ali Gürbüz'le ilgili ne söylersiniz hocam? Şimdi, uzun yıllardır. Ali Gürbüz tabii 3 yıl maç yapmadı. Antrenmanla müsabaka çok farklıdır sevgili Koray. Maç eksikliği vardı. Geçtiğimiz yıl bir de sakatlık buna dahil oldu. Ki bu sene de yine ilk güreşinde çok iyi hazırlandı. Ben Manavgat'ta antrenmanlarına gittim gördüm. Kürşat Şevki Korkmaz'la beraber baş altının ikincisi Ali Gürbüz müthişti ama bir şanssızlık döşem altı güreşlerinde evet. İkisi de bir sakatlık geçirdiler. Evet hocam konvoy göründü bu arada evet, lafınızı kesin ama konvoy göründü artık alana gelmek üzereler. Sirenleri zaten duyuyordur izleyicilerimiz de. Evet. Şu an alana gelmek üzereler. Canlı yayınla sizlere aktarıyoruz. Döşemaltı Belediyesi önünde davul zurna sesleri gelmeye başladı. Birazdan tören başlayacak. Burada Orhan Okulu 2. Kırkpınar, 656. Kırkpınar ikincisi diyebiliriz baş pehlivanı kategorisi. Onun ev sahipliğinde bir kutlama töreni artık başlıyor. Zaten hocam bu geleneksel. Hani döşemaltında karşılanıyor. Hangi belediyeye tabii ait olursa olsun döşemaltında karşılanıyor. Geçmişte de rahmetli Recep Düz ve Cengiz Elbiye de Çepez'in üstünde karşılanmıştı. Ali Gürbüz de aynen hatırlıyorum. O da öyle karşılanmıştı. Da burası artık bir baş pehlivanlarımızın karşılama alanı. Evet, döşemaltından yine kanal ve ekranlarında canlı yayınla sizlere aktarıyoruz. Gazanfer Özdemir'le birlikte. Evet, şu an davul zurna ekibi geldi, alana geldi. Şu anda bekliyoruz artık. Döşemaltı Belediye Başkanı Turgay Genç, aynı şekilde Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kırkpınar Baş Pehlivanı İsmail Balaban ve ikinci Orhan Okulu ve diğer pehlivanlar da tabii ki bu alanda olacak. Hocam baş altından iki tane baş pehlivanımız olacak artık. Başa çıktı. Başa çıktı. Üç tanesi Antalya'yı temsilen çıkacaklar. Yani bu an itibariyle baştalar. Evet. Onları da izleyicilerimize hemen bir hatırlatalım. Hocam baş altında dereceye giren Okan Acar ve Kürşat Şevki Korkmaz artık gelecek sezondan itibaren. Daha doğrusu hocam bu haftadan itibaren cumartesi pazar günü baş pehlivan olarak mücadele verebilecekler. Okan Acar Döşemaltı Belediyesi adına, Kürşat Şevki Korkmaz da Muratpaşa Belediyesi adına mücadele verecek. Artık baş pehlivanlık kategorisinde onları da buradan tebrik edelim. Çok keyifli geçen bir güreşti. Antalya adına tabii ki daha keyifli geçti. Finalde iki Antalyalı oldu. Hangisi kazansa tabii ki mutlu olacaktık. İsmail Balaban Orhan Okulu'yu mağlup etmeyi başardı ve 4 sene sonra altın kemeri boynuna takmayı başardı. Orhan Okulu da yine ikinciliği aldı. Sevgili Koray, biliyorsun iki tane Antalyalı baş pehlivanın final yapması farklı bir şey. Farklı rakip olsaydı o da farklı bir şeydi. Kesinlikle, kesinlikle. O da ayrı bir heyecan verecek. Biz biraz daha finalleri hocam rahat izliyoruz. Çünkü hangisi kazanırsa. İşte bu yörenin çocuğu. Evet aynı o şekilde biraz rahat izliyoruz. Ama olsun final hep Antalya olsun biz rahat izleyelim. O heyecanı yaşamayalım. Evet. Önemli değil. Alt kategorilerde yaşayalım o heyecanı. İnşallah. Evet şu anda alana girmek üzereler. Meşaleler yakıldı. Şu anda dumanını belki görüyorsunuz ekranlardan. Şu anda basın mensupları alana giriyor. Arkada evet şu an göründü. Şu an ekranlarınıza yansıyacak. Üstü açık otobüsle, Döşemaltı Belediyesi otobüsüyle beraber kupasıyla. Evet alanda göründü şu anda İsmail Balaban ve Orhan Okulu. Birazdan alana ayak basacaklar. Evet.
Evet, çok güzel görüntü hocam. Gerçekten gurur veren bir görüntü. Sevgili Koray, biliyorsunuz sporun hepsi zordur ama güreş farklı bir spordur. Kesinlikle. Zor bir spordur. Dostluğun... Çok meşakkat isteyen, çok çalışmak isteyen. Aynen öyle bireysel hocam. Bireysel yetenekleri. Dostluğu gerçekten gösteren, hani o fair play'i gösteren ender spor branşlarından bir tanesi. Gerçekten bu görüntü çok güzel. Hocam ikinci kaybeden de kazanmış gibi yine aynı konvoyda. Gerçekten bu mutluluk verici. Özel önemli olanın Antalya olduğunu vurgulayan bir görüntü bu. Evet, şu anda alana iniyorlar. İsmail Balaban ve Orhan Okulu boyunlarında çiçeklerle beraber. Yine aynı şekilde evet, Muhittin Böcek şu anda alana ayak bastı. Ardından Döşemaltı Belediye Başkanı Turgay Genç de, Orhan Okulu, ardından İsmail Balaban şu anda alana geldiler. Kanal ve ekranlarından sizlerle canlı yayında paylaşıyoruz bu töreni. Evet, iki belediye başkanı yan yana, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Döşemaltı Belediye Başkanı Turgay Genç yan yana şu anda alana geldi. Birazdan kutlama töreni başlayacak. Hocam bana bir ses alalım. Davulcular, davulcular. Ses kontrol. Değerli Antalyalılar, tarihi Edirne Sarayı içinde tarihi yazan Antalya'mızın altın evlatları. Tarihi Edirne Kırkpınar 2017 yılı baş pehlivanı. Konyaaltı Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in manevi evladı, baş pehlivan İsmail Balaban geliyor. Yine tarihi Kırklar Er Meydanı'nda yapmış olduğu güreşlerle tarih yazan Döşemaltı Belediye Başkanımız Sayın Mimar Turgay Genç'in göz bebeği, Er Meydanlarımızın geri fitesi olmayan baş pehlivanı Orhan Okulu geliyor. Tarihi Edirne Kırkpınar'da baş altında birinci olup baş pehlivanla güreşmeye hak kazanan Döşemaltı Belediyesi'nin pehlivanı Okan Acar, Döşemaltı Belediyesi'nin pehlivanı baş altı üçüncüsü Hüseyin Gümüşalan geliyor. Yine Konyaaltı'nda Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in pehlivanı Mustafa Taş, Semih Turgut, Semih Yılmaz geliyor. Bu başarının mimarları Döşemaltı Kırköz Spor Kulüp Başkanımız Sayın Cihan Sidel, Konyaaltı Belediye Spor Kulüp Başkanımız Ayhan Abay geliyor. Evet, yine bu başarının gizli mimarları, pehlivanlarla gece gündüz yemelerine, içmelerine, yatmalarına, kalkmalarına titizlikle dikkat eden Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in güreş anlamında sağ kolum dediği Ufuk Atalan Hasan Aydın geliyor. Yine Döşemaltı pehlivanlarına abilik yapan, ustalık yapan, hocalık yapan Döşemaltı Belediye Başkanımız Mimar Sayın Turgay Genç'in güreş anlamında sağ solum dediği Kemal Yılmaz geliyor. Oturmadan hemen şöyle bir hemen konuşalım başkanım. Hazır mıyız arkadaşlar? Şurada.
Bir saniye. Başkanım biraz kamera var. İnsan. Gördük sakin. Bir kişiye kalsın. Ben ayarlayayım arkadaşlara, bir daire, yarım daire. Biraz daha açık alalım. Orhan. Tabii ki 656. tarihi Kırkçener'de altın kemer Antalya'mıza nasip oldu. Öncelikle Ataspor'una destek veren tüm kuruluş belediye başkanı arkadaşlarım, herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii ki herkesin gördüğü gibi Kırkpınar'da da 4 ödülün 3 tanesi Antalya'mıza geldi. Antalya Çukuru, Antalya'mız Türk turizminin başkenti, hani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç şüphesiz dünyanın en güzel yeri dediği gibi Antalya'mızdan güzel insanlarımızla beraber Ataspor'un hep destek verdik. Ve tarihi Kırkpınar'da altın kemerle ilgili final yaptılar. Hep oğlum dediğim, manevi oğlum dediğim İsmail'imiz, çok sevdiğimiz. Ayrıca Orhan Okul da çok sevdiğim, çok kıymetli bir kardeşim. Öncelikle bütün güreşçilerimize teşekkür ediyorum. Güreş severlere teşekkür ediyorum. Ama onların kıymetli ailelerine çok teşekkür ediyorum. Biz iki kardeş belediye gibi, zaten Turgay Genç kardeşim de çok sevdiğim canım bir arkadaşım, belediye başkanı arkadaşım. Biz hep ama siyasetle sporu hep ayrı tuttuk bugünlere kadar. Ben 23 yıldır Antalya'da başkanlık yapıyorum. Bugüne kadar bütün atasporlarına hep katıldım, hep destek vermeye çalıştım. 2008 yılı itibariyle de İsmail kardeşimle beraber çalıştım. O günlerden bugünlere geldik. Gitmeden önce dualarla uğurladık ve 6. isimimize güvendik ve inşallah dedik bu kemer Antalya'mıza gelir dedik ve İsmail Balaban kardeşime Antalya'mıza nasip oldu diyelim. Ve orada finalde çok başarılı güreşler ve de güreşin birinciliğin yanında bir de güreşlerin iyi olması. Bütün güreş severlerin, herkesin televizyonu başında heyecanla bunu izleyebilmesi çok önemliydi. Ve iki güreşçimizi de huzurunuzda tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Gerçekten böylesi bir güreş izledi. Antalya Valimiz başta olmak üzere, tüm emniyet müdürümüz olmak üzere herkes aradılar. Yani böylesi bir güreş yakında bir tarihi Kırkpınar'da az görmüştük dediler. Ben bir kez daha Kırkpınar'da ödül alan sevgili güreşçilerimize başarılar diliyorum. Ayrıca katkı koyanlara teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun efendim. Şöyle şampiyonumuza, baş pehlivanımıza verdikten sonra onunla konuşalım. Evet. Antalya'ya böyle gelmek nasıl bir duygu her şeyden önce? Evet, yıllardır hayalini kurduğum, tabii her güreşçinin hayali Kırkpınar Sarayiçi Er Meydanı'nda altın kemeri kuşanmaktır. Ben de güreşe başladığımda bu hayalle bu yola çıktım. 2008 yılında Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek alt boylardayken bize sahip çıktı. 2008 yılından beri beraberiz. Kendisi manevi babamdır. Sağ olsun her zaman maddi manevi her zaman yanımızda oldu. Buradan giderken de hedefimiz altın kemeri Antalya'ya getirmekti. Bu doğrultuda, hedeflerimiz doğrultusunda çalıştık. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Sezona da güzel başladık. Antrenörlerim Hasan Aydın ve Ufuk Atalan'a çok teşekkür ediyorum. Yine takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese, üzerimdeki emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Altın kemerim, sevenlerime ve Antalya'lı hemşerilerime armağan olsun. İnşallah bundan sonraki hedefim de 3 yıl üst üste birinci olup altın kemerin ebedi kalıcı sahibi olmak istiyorum. Bu doğrultuda da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Hemen size dönelim ve söyleyelim. İki Antalyalı finaldeydi. Evet, Antalyalılar imza attı diyelim. Siz neler söyleyeceksiniz? Evet, tabii öncelikle İsmail kardeşimizi tebrik ediyorum. Orada kıyasıya, tabii biz dışarıda arkadaşız ve kıyasıya mücadelemizi verdik orada. İsmail kardeşimize nasip oldu altın kemer. Tabii gurur verici. Antalya'mıza getirmek için hep birlikte hareket ettik. Antalya'mıza geldik. Hemen Antalya'mıza nasip oldu. Tabii burada öncelikle başkanlarımıza, atasporumuza verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Geçen yıl transfer oldum Döşemaltı Belediyesi'ne. İnşallah hedefimiz tabii daha iyi çalışıp
bu yıl ikinci oldum. İnşallah seneye altın kemeri döşem altına getirmek olacak. Buradan tabii hocalarımıza, bizim her zaman yanımızda olan hocalarımıza ve Antalya halkına, bizi destekleyen tüm halkıma teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hemen başkanımıza geçelim. Başkanım, evet, size de şunu soralım. Büyük bir coşku vardı vatandaşlardan özellikle. Evet. Antalyalılar, evet, nasıl karşıladılar bu iki yiğidi? Antalyalıların beklediği şeydi zaten. Öncelikle bütün hepiniz döşem altına hoş geldiniz diyeyim. Sizleri de döşem altına uğradığınız için. Bütün Antalyalılar tek yürek bu altın kemerin Antalya'da olması gerektiğini. Çünkü Ataspor'una gerçekten Antalya'daki bütün belediye başkan arkadaşlarımız gerekli önemi veriyor, gerekli yatırımı yapıyor. Ve dolayısıyla izleyici anlamında da, güreşe heveslik anlamında da Kırkpınar'da da gördük. Zaten Antalyalılar olmasa herhalde Kırkpınar'ın yarısı eksik kalacaktı. O yüzden de yakışan da kemerin burada olmasıydı. Muhittin Başkanım'la birlikte hatta ilk gün inşallah başkanım Antalya'ya bu kemeri ya siz ya biz birimiz getirir, buna vesile oluruz inşallah diye dua ediyorduk. Kalbimize göre verdi. İsmail kardeşimi tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel güreşler çıkardı. Çok mücadeleci güreşler çıkardı ve hak ederek kemerini aldı. Tabii ki bizim de 3. yılımız. Kulübümüzün kuruluşunun 3. yılı. 3. yılımızda her geçen yıl üzerine koyarak geliyoruz. Orhan kardeşim geçen yıl 8'inde kalmıştık. Bu yıl ikincilik olarak başarı sağladı. Tabii ki hedefimiz seneye inşallah tatlı rekabette alacağız İsmail'den. Tabii asıl olan şu, sadece bu başarı başta değil, baş altında da birinci Okan Acar kardeşim ve üçüncü Hüseyin kardeşimiz Döşemaltı Spor Kulübü'nün güreşçileridir. Alttan da iki tane baş pehlivanımızı çıkardık başa. Bu da başarı. Yani altyapı da çok önemli. Döşem altına ilk göreve geldiğimiz aşamada döşem altını bütün Türkiye artık tanıyacak. Her dalda, her spor alanında da başarılarıyla anılacak. Döşem altı bunu hak ediyor demiştim. Bu başarılarımız gün geçtikçe üzerine koyarak gelişiyor. Tüm döşem altı halkına, Antalya'ya, Konya altısıyla hayırlı olsun. Antalya bunu hak ediyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Evet değerli Antalyalılar, tarihi Edirne Kırkpınar'ın altın adamları, tarihi Edirne Kırkpınar baş pehlivanlık birincisi Konya Altı Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Beceğin Gözbebeği İsmail Balaban. Tarihi Edirne Kırkpınar baş pehlivanlık ikincisi Döşeme Altı Belediye Başkanımız Mimar Turgay Genç'in Gözbebeği Orhan Okulu. Baş altı birincisi Döşeme Altı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Okan Acar. Baş altı üçüncüsü Döşemaltı Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı Hüseyin Gümüşalan. Altın madalya avcıları Mustafa Taş, Semih Yılmaz ve tarihi Edirne Kırkpınar'ın altın adamlarını karşılama programına hepiniz hoş geldiniz. Sevgiler, sevgiler seyirlik değil ömürlük olsun. Dostluklar pazara kadar değil, mezara kadar olsun. Bir gün ağlarsak o da bugünkü gibi mutluluktan olsun. Altın kemerimiz Antalya'mıza hayırlı uğurlu olsun. Evet, giyinmesini bilene ne giyse yakışır, onlara bakan gözler kamaşır. Baş pehlivan Orhan Okulu, baş pehlivan İsmail Balaban kisvetini giyince saray içi er meydanına hayranları çok aşır. Baş pehlivan Orhan Okulu ile tarihi Kırkpınar'da kıran kırana güreş yapan baş pehlivan İsmail Balaban'a şöyle her iki baş pehlivanıma coşkulu alkışlar. Çok yakışır.
Evet değerli güreş severler, Tarihi Kırpınar 656. Tarihi Kırpınar Er Meydanı'nda güzel güreşler yaparak döşemaltımızın adını tüm saray içine duyuran, Er Meydanları'nda siz onu Er Meydanları'nın geri fitesi olmayan baş pehlivanı olarak tanıyorsunuz. Döşemaltı Belediye Başkanımız Sayın Mimar Turgay Genç'in göz bebeği, baş pehlivan Orhan Okulu'yu coşkulu alkışlarınızla sahneye daveti var mı diyorum. Evet değerli Antalyalılar, değerli konuklarımız, yine konuşmalarını yapmak üzere 2017 yılı Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğin göz bebeği Sarı Fırtına İsmail Balaban alkışlara davet ediyoruz. Ve yine konuşmalar için yeşilin ve mavinin cenneti Antalya Konyaaltımızın, gelişen, büyüyen, değişen Konyaaltımızın değişmeyen belediye başkanı Sayın Muhittin Böceği alkışlara davet ediyorum. Evet, yine Antalya'nın geleceğin Antalya'sı, döşemaltımızın mimarı, döşemaltı belediye başkanımız Sayın Mimar Turgay Genci coşkulu alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ve yine Döşemaltı Belediye Spor Kulüp Başkanımız Sayın Cihan Sideri, Antalya Konyaaltı Belediye Spor Kulüp Başkanımız Sayın Ayhan Abayı, baş altında şampiyon olup baş pehlivanlığa güreşmeye hak kazanan Okan Acar'ı, Hüseyin Gümüşalan'ı ve altın madalyalı Mustafa Taş, Semih Yılmaz'ı alkışlara davet ediyoruz. Ve yine sahneye bu başarının mimarları, Akşemseddinleri, Antalya Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Güreş Hocası Hasan Aydın'ı, Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Güreş Hocası Ufuk Atalan'ı, Döşemaltı Belediyesi Spor Kulübü Güreş Hocası Kemal Yılmaz'ı alkışlara davet ediyoruz. Evet, şimdi evet, değerli misafirlerimiz, değerli konuklarımız, sizlere hoş geldiniz, teşekkür konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla mikrofonu Döşemaltı Belediye Başkanımız Sayın Mimar Turgay Genç'e takdim ediyorum. Sayın İl Başkanım, Milletvekilim, çok değerli dostlarım, Antalya'dan gelen değerli hemşerilerim ve değerli döşemaltılılar, basınımızın değerli emekçileri, sevgili sporcu arkadaşlarım ve belediye başkanı abi, hepiniz hoş geldiniz döşemaltına diyorum. Tabii çok mutlu bir günde bizlerle bir arada olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir yıl boyunca gerçekten çok ağır bir spor, yağlı güreş. Bir gün aksatması bile telafisi çok zor olan bir spor dalı. O yüzden öncelikle bütün sporcularımızı ben tebrik ediyorum, kutluyorum. Tabii ki Antalya'ya altın kemerin neden gelmesi gerektiğini biraz önce de basındaki arkadaşlarımızla da paylaştım. Çünkü atasporunun, yağlı güreşin merkezi Antalya. Edirne'de de onu gördük. Seyircinin %50'si, %60'ı Antalyalı. Sporcuların neredeyse %50'si Antalyalı. Ve dolayısıyla da tabii ki bu kadar emek verildiğinden dolayı da altın kemerin Antalya'da olması gerekiyordu. Bütün hepinizin amacı altın kemeri Antalya'ya getirmek her zaman ilkemiz ve önceliğimiz olmuştu. Bir de döşemaltı olarak göreve geldiğimiz ilk günlerden beridir hep söylediğim bir şey vardı. Döşemaltını Antalya'da, döşemaltı neresi diyen birçok vatandaşımız varken hepsi şunu söyledi. Bütün Türkiye döşemaltını tanıyacak, bilecek, döşemaltının kalkınma hızını, projelerini ve her aşamasındaki
takip edecek, her aşamasını takip edecek ve benimseyecek, örnek alacak bir belediye olacağız demiştin. Bu sportif alanda da aynı. Onun için de bu yıl bize ikincilik de taclandıran çok değerli kardeşim Orhan Okulu'yu çok teşekkür ediyorum. Çok emek veriyor. İnşallah seneye İsmail kardeşimden almayı hedefliyoruz. Tabii ki İsmail'e de başarılarının devamını diliyorum. Çok güzel güreşler çıkarttı ve hak ederek alnının teriyle altın kemere ulaştı. Benim için önemli olan bir diğer nokta da baş altındaki gençlerimizin başarısı arkadaşlar. Asıl en çok önemsediğim noktalardan bir tanesi de o. Çalda birinci olan Okan Acar kardeşimi tebrik ediyorum. Geleceğin o da altın kemere aday sporcularımızdan bir tanesi. Bir diğer kardeşimiz yine Hüseyin Gümüşalan. Yani Orhan'la İsmail'in rakipleri geldi. Seneye o kadar kolay olmayacak ikisi için de. Tabii ki bu çok güzel bir duygu. Hepsi bizim evlatlarımız, kardeşlerimiz. Boyutun başkanıma da böyle güzel bir güreşe yatırım yaparak emek verdiği için ona da tebrik ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınızdan dolayı. Onlar her şeyi hak ediyor. Kocaman alkışlayalım. Pardon. İki tane daha genç kardeşim var derece yapan. Bir tanesi Konya Altı'ndan Mustafa Taş. Bir diğeri de Semih Yılmaz, bizim kulüp sporcumuz. Onlar da Kırkpınar'da derece yapan kardeşlerimiz. Onlara da spordaki artık bundan sonraki süreçlerde de başarılar diliyorum. Turan kardeşim var burada. O da İsmail gibi ikiz kardeşi kadar yetenekli. Başta en büyük teşekkürü de bunları, bütün bu sporcuların başarısının arka planında onlara emek veren antrenörleri. Sevgili kardeşim Hasan Yılmaz hocam, Ufuk hocam ve bizim her şeyimiz. Kulübümüzün her şeyi. Şu kardeşim benim. Bütün Doşamaltı Spor Kulübü'nün, güreş takımının başarısının altında imzası olan adam. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Evet, çok değerli Doşamaltı Belediye Başkanımız. Duygulu, güzel bir konuşma yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi de sözü güreşe büyük yatırımlar, güreşe büyük hizmetler yapan, 2017 yılında Antalya'mıza altın kemer mutluluğu yaşatan, gelişen, büyüyen, değişen Konya Altı'mızın dört dönemdir değişmeyen belediye başkanı, Konya Altı Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böce'ye alkışlarla veriyorum. Sayın Bekilim, Sayın İl Başkanım, ilçe başkanlarım, siyasi partilerin değerli başkan ve yöneticileri, Döşemaltı Belediye Başkanı kardeşim, muhtarlarım, meclis üyesi arkadaşlarım, sevgili güreşseverler, sevgili Döşemaltılılar, değerli basın, hepinizi şahsım ve Antalya'mız, Konya Altı'mız, Döşemaltı'mız adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Böylesi sıcak bir günde siz sıcak insanlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum. Öncelikle tarihi Kırkpınar'ın 656'sında iki gün Turgay Başkanım'la beraber, güreşseverlerimizle beraber Edirne'de güreşlerdeydik. Tabii ki çok heyecanlı anlar yaşadık. Öncelikle bugün burada bu bize güzelliği yaşatan sevgili oğlum, manevi oğlum İsmail Balaban'a, sevgili oğlumuz Orhan Okulu'ya çok teşekkür ediyorum. O kadar rakiplerini yenerek zorluklarla, tırnaklarla çıktılar, bir final yaptılar. Hep telefonlaştık, karşı tribündeydi kardeşim, Turgay kardeşim. İsmail yeniyor rakibini, telefon açıyor bana. Orhan Okulu rakibini yeniyor, ben telefon açıyorum. Dedim ki bu kemer Antalya'ya geliyor ve bugün bu güzelliği yaşıyoruz. Burada İki kardeşimin haricinde ödül alanlar az önce Turgay Başkan'ı da saydı. Ben onlara da çok teşekkür ediyorum.
Tabii ki bunlar çok kolay işler değil, çok zor çalışmalar. Bir yıl boyunca emek veriyorsunuz, çalışıyorsunuz. Spora da güreşe, atasporuna yatırım yapıyorsunuz. Çok kolay değil bu işler. Tabii ki başta belediyelerimiz kurumsal anlamda çok katkı koyuyor. Öncelikle Antalya'mızda Gazipaşa'dan Kaş'a kadar bütün belediye başkan arkadaşlarım da kutluyorum atasporuna destekler için. Ayrıca güreş ağalarımız var, sevgili hocalarımız var. Kısacası spora emek verenler var. Hepsini kutluyorum. Tabii ki ödülleri hep birlikte gördük canlı yayınlarda. 4 ödül varsa 3 tanesi Antalya'mıza geliyor. Demek ki Antalya'mız olmazsa güreşler Kırkpınar'da iyi olmayacak anlamına geliyor. Hani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeri dediği gibi turizmde var, ticarette, sporda, tarımda hepsi var, var olmaya da devam edecek. Ben tekrar katkı koyan herkese, ayrıca sevgili güreşçilerimizin, annelerinin, babalarının da ellerinden öpüyorum. Çok kolay değildir. Böylesi yiğitleri bugüne getirmişler. Biz de onların elinden tuttuk. Bundan sonra da hep birlikte güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, güzellikle kalın, cumhuriyetle kalın, Atatürk'le kalın. Herkesin gözlerinden öpüyorum. Sevgiler, saygılar. Evet değerli misafirlerimiz, Döşemealtı Belediye Başkanımız Sayın Turgay Genç ve yine çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımızı ve yine aramızda değerli milletvekilimiz, şu anda Devrim Kök buradalar. Kendilerini plaket töreni için alkışlara davet ediyoruz. Evet, Bayraman Hocam. Bayraman Hocam. Değerli Belediye Başkanım Sayın Muhittin Becek ve Turgay Genç Başkanım, varlıklarıyla pehlivanlara destek olduğu gibi varlığınızla biz Antalya cazgırları olarak bize de manevi güç oldunuz. Bu bağlamda değerli kardeşim Bayram Ali Dede ile ben şahsınıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet değerli Döşemealtı Belediye Başkanımız Sayın Mimar Turgay Genç, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanımız Sayın Mustafa Erdem, Antalya Milletvekilimiz, şu anda pehlivanlarımıza çiçek takdimlerini yapıyorlar. Evet, Sayın Mustafa Erdem İl Başkanımız, Milletvekilimiz Sayın Devrim Kök şu anda pehlivanlarımıza çiçekler takdim ediyorlar. Şimdi altın adamlarımıza çok değerli belediye başkanlarımız Sayın Muhittin Böcek, Sayın Turgay Genç, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız Sayın Mustafa Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekilimiz Sayın Devrim Kök plaket takdim ediyorlar. Hep beraber coşkuyla alkışlıyoruz. Evet yine burada değerli misafirlerimiz, burada hocalarımız var. Hocalar dediler ki Bayram Ali kardeşim, biz bu işin daha elif B'sindeyiz ama Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş gibi güreşi, yağlı güreşi de hatmetmiş bir adam var burada dedi. Namıyla maruf eski pehlivanlarımızdan ustaların ustası Garip Ramazan aramızda, alkışlarla bunu sahneye davet ediyoruz. Evet, çok değerli güreş ağalarımız da var aramızda. Döşemealtı güreşlerimizin güreş ağası Osman Ali Avcı da aramızdalar. Kendisine de desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Evet yine tarihi Kırpınar'da döşemealtımızı en iyi şekilde baş pehlivanlık boyunda temsil eden baş pehlivan Ali Altun'u, yine baş pehlivan İsmail Koç'u coşkulu alkışlarınızla
sahneye davet ediyoruz. Evet, yine aramızda Beşamaltı Belediyesi'nin güreşçisi Serkan Sertük, Konyaaltı Belediyesi'nin pehlivanları İbrahim Çoraman, Hasan Cengiz, coşkulu alkışlara davet ediyoruz. Evet, yine aramızda Beşamaltı'mızın altın temelli güreşçisi Sayın Zeki Boydak bulunuyor. Kendisine de destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, yine döşemaltı güreş ağlarımızı da son olarak anı fotoğrafına davet ediyoruz. Sayın Osman Avcı, Sayın Zeki Boydağ. Evet, yine geçmiş dönem Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız, Antalya İl Genel Meclis Başkanımız Sayın Cavit Arı'yı. Değerli kulüp başkanlarımızı anı fotoğrafı için sahneye davet ediyoruz. Evet, değerli basın mensuplarımız, lütfen görüntülerimizi alalım. Programımız Konyaaltı Belediyesi'nde devam edecek. Evet, basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Döşemaltı ilçemizdeki altın adamlarımızın karşılama programı burada sona ermiştir. Programımız kortej eşliğinde Konyaaltı Belediyesi'ne iştirak edilmesiyle devam edecektir. Altın adamlarımızı coşkuyla alkışlıyor. Hepinize teşekkür ediyoruz.